Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yine sizlerden gelen soru ve istekler üzerine ön lisanslar ve orta öğretimler kalan zaman zarfına nasıl çalışması gerekiyor, nelere dikkat etmesi gerekiyor, bununla alakalı detaylıca bilgi vereceğim. Peki niye böyle bir istek oluştu? Biliyorsunuz geçen günlerde lisans sınavını geride bıraktık. Ve artık bu lisans sınavı sadece lisansları değil, belki lisanslardan daha çok ön lisanslarla orta öğretimleri de etkiledi. Çünkü alışa gelmişin dışında bir sınavdı. Buna bağlı olarak da aylardır çalışan ön lisans ve orta öğretim öğrencilerinin çalışma sistemlerinden farklı tarzda sorular geldiğini gördüler. Böyle olunca da doğal olarak herkeste bir telaş durumu ortaya çıktı. E, hocam biz aylardır böyle çalışıyorduk ama bu tarz sorular geldi. Bundan sonrası ne yapmamız gerekiyor, neye dikkat etmemiz gerekiyor diye bir sürü herkesin kafasına farklı farklı sorular gelmeye başladı. Peki biz bu kalan zaman zarfını nasıl değerlendirebiliriz? Ortalama 3 aşağı 5 yukarı 1 ay kaldı diyebiliriz. Bu 1 ayda nasıl çalışmamız gerekiyor onlardan bahsedeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ki uzun süredir çalışıyorsanız. Yani uzun süre tabii ki göreceli bir kavramdır ama. En kötü ihtimalle bir 7-8 ay ve daha üstü süre çalışıyorsanız. Sizin zaten konularınızın bitmiş olması gerekiyor. Doğru bir sistemle çalıştıysanız ve aralıksız düzenli olarak çalıştıysanız. Öncelikle şunu söyleyeyim. 3'e ayıracağım konuyu bitirenler, konularını bitirmek üzere olanlar ve halen konuları bitmemiş olanlar yakın zamanda başlayan öğrenciler için. Sevgili arkadaşlar konularını bitirmiş olan öğrencilerden başlayalım. Eğer ki konularını bitirdiysen sen bu son bir ay kala düzenli olarak artık deneme çözmen gerekiyor. Hem genel deneme hem branş denemesi hem de çıkmış sorular. Benim önceki videolarımı izleyip o şekilde sınava hazırlanan arkadaşlar zaten bileceklerdir. Hatırlarsanız sınava 5 aşamada çalışıyorduk. Genel çalışma, genel tekrar, branş denemeleri, genel denemeler ve çıkmış sorular. Zaten konularınızın bitmesi demek sizin genel çalışma ile genel tekrar aşamasını bitirmiş olduğunuz anlamına geliyor. Üçüncü aşama olan branş denemelerinde çok büyük bir kısmını halletmiş olmanız gerekiyor. Nasıl yani? Yeter kadar deneme çözmüş olmanız gerekiyor her dersin branşından. Branş denemesinin katkısı neydi? Bir, size hız kazandıracaktı. Çünkü düzenli bir şekilde sistemli olarak çözeceksiniz. İki de eksik olduğunuz konuları görüp onları gidermeniz açısından avantaj sağlayacaktı. Bu yüzden eğer ki branş denemesi yeteri kadar çözmediyseniz Branş denemelerini ihmal etmeyin. Her dersen yeterli sayıda branş denemesi çözün. Yeterlik düzeyde sizin zaten o konudaki netlerinizin ya da o dersle alakalı netlerinizin artmaya başladığı andan itibaren başlar. Yani ilk çözdüğüne sağlıyorum 19 19'lardasındır. Şu anda 24-25'e çıkmışsan branş denemesi amacına ulaşmıştır. Ya da eskiden matematiği 55 dakikada çözüyorsundur. Şu an 45-50 dakikaya düşürdüysen amacına ulaşmıştır. Süreyi de kısaltmışsın demektir. Dediğim gibi birinci yapmamız gerekenler branş denemeleri fazlasıyla çözmüş olmamız gerekiyor. Branş yeteri kadar çözmüş olan arkadaşlar bir sonraki aşama olan genel denemeleri fazlasıyla çözmesi gerekiyor. Dördüncü aşama olan genel denemelerdi. Peki genel denemelerde neye dikkat etmemiz gerekiyordu? Yani en önemli katkısı neydi? Ben burada öğrencilerim en çok aşılamak istediğim nokta şudur. Çok fazla genel deneme çözdürmeye çalışırım. Çünkü farklı farklı soru tipi görsün ve sürekli artık o deneme temposunu alışsın. Deneme kültürünü kazansın diye. Çünkü bir tane deneme çözüp girmekle 20 tane 25 tane deneme çözüp girmek arasında dağlar kadar fark vardır. Bir heyecanı kontrol etmeye zaten başlamış olacaksın ve bu oto kontrolü sağlayacaksın. İkincisi çok fazla soru tipi göreceksin. Üçüncüsü de buna bağlı olarak düzenli olarak deneme çözdüğün için artık deneme pratiği kazanacaksın. Bu da sana zaman kazandıracak. Ve farklı farklı soru tiplerini de görmüş olacaksın. ÖSYM'e farklı bir soru sorduğunda da onu yapabilme ihtimali artırmış olacaksın. O yüzden yeteri kadar da deneme çözmemiz gerekiyor. Peki genel denemelerde neye dikkat etmemiz gerekiyor? Farklı yayınlardan çözün arkadaşlar. Aynı yayının Diyelim ki pegem, yargı 7 iklim, fark etmez. Hem TGS'ini hem normali hem diğer serilerini çözerseniz tabii ki de avantaj sağlar ama istediğimiz performansı alamayız. Niye farklı yayınlar diyorum? Az önce ne dedim? Genel denemenin amacı ve işlevi farklı soru tipleri görmen. E sen farklı soru tipleri görmen için farklı komisyonları, farklı yazar ve editörlerin sorularını çözmen gerekiyor ki farklı bakış açıları kazanabilesin diye. Demek ki genel denemelerde eksiksi olarak ne yapmamız gerekiyormuş? Çözmemiz gerekiyormuş. Amacımız da farklı soru tipleri görmek olduğu için de farklı yayınlardan denemeler çözmemiz gerekiyormuş. Yeteri kadar genel denemede çözdüysen artık tam anlamıyla çıkmış sorulara hazırsın demektir. Peki 5. olan çıkmış sorulardaki amacımız neydi? Şimdi az önce ne dedim? Genel denemeleri farklı farklı yayınlardan çözeceksin. Hal böyle olunca da bunlardan kimse çok kolay olacak. Sen belki 94-95 alacaksın. Kimse çok zor olacak. 79-80 alacaksın. İşte bu aşamanın en büyük handikapı kendi seviyemizi tam anlamıyla görememek olacak. Ama cümlelerin başlarken ne demişim? Hepsi birbiriyle bağlantılı demiştik. İşte bizim kendi seviyemizi tam olarak göreceğimiz aşama 5. ve son aşamadan çıkmış sorular aşaması olacak. Burada peki biz neyi amaçlıyoruz? Ne yapmamız gerekiyor? Zaten ÖSYM biliyorsunuz evet son yıllarda soru siteleri değişse de 3 aşağı 5 yukarı zorluk seviyesi olarak aşırı derecede ciddi bir uçurum yoktur. Yani seviyesi aynı olan bir öğrenci örneğin 2018 ön lisansla 2020 ön lisans arasında 20 puan kadar oynamaz. 4-5 puan oynar ama genel denemeleri nazara daha minimal oynamalar olacaktır. Çünkü siz benzer zorlukta soruları çözeceğiniz için alacağınız puanlar da birbirine daha yakın olacak. Bakın branşlar arasındaki zorluklar değişebilir. Bir yıl tarih kolaydır, coğrafya zordur. Diğer yıl matematik kolaydır, Türkçe zordur. Ama sınavın genel zorluğuna baktığımızda aşırı derecede ciddi uçurumlar olmayacaktır. Her şeyin en önemlisi ön özellikle son yıllardaki soru stillerine biraz daha aşina olmaya başlayacağız. Böylelikle çıkmış sorular kesinlikle ama kesinlikle çözülmesi gerekiyor. Burada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Çünkü en çok gelen sorulardan biri. Hocam lisans sınavıyım ön lisansı çözeyim. Hocam orta öğretimim lisansı çözeyim. Hocam ön lisansım orta öğretim denemelerini çözeyim. Arkadaşlar hepsini çözün. Bakın orta öğretimler lisans çok zor diye gözünü aşırı büyüttüğü için çözmüyor lisans ya da ön lisanslarda orta öğretim zaten aşırı derecede kolay bana o şekilde sormaz diye çözmüyor. Arkadaşlar böyle bir şey yapmayın lütfen. Soruları incelediğinizde göreceksiniz. Ben kendi öğrencilerime de özellikle çözdürüyorum. Çünkü ben çok detaylı denem analizini yaparım. Onlarla zaten analizleri yaptığımda öğrencilerim de fark ediyor. Yeri geliyor orta öğretimde bir soru o kadar zor geliyor ki lisanstan daha zor. Bazen de lisansa öyle bir soru var ki orta öğretim düzeyinde yapabilecek şeydi. Yani orta öğretim çok kolay, lisans çok zor, ön lisans orta. Bu genel algıdan çıkalım. Ha evet 3 aşağı 5 yukarı belki bu tarz durum olabilir. Ama kesinlikle böyledir. O yüzden asla orta öğretim çözmeyin falan demeyelim. Zaten lisansların sınavı geçtiği için şu an ön lisanslar orta öğretimlere hitap ediyorum. Lisansların sınavlarını da çözün. Onların zorluk seviyelerini de görün. Evet belki sizin sınavınız o kadar zor gelmeyecek. Ama sonuçta sen kendini zora alıştır ki kolay geldiğini zaten rahat bir şekilde yapabilirsin. Sadece kolay soruları görmek olmaz. Onu da geçtim. Zaten çıkmış sorularda çözebileceğin soru sayısı ve deneme sayısı sınırlı. Çünkü gidip de ta 2004'ün 2002'nin denemesini çözmene gerek yok. Çünkü onun için çok fazla format değişti. Daha yakın yılları çözeceğin için de sevgili arkadaşım. Yine diyorum lisansı da çöz, ön lisansı da orta öğretimde. Hocam hangi yılları çözelim? Şimdi benim genelde tavsiyem özellikle böyle çok fazla deneme çözdüreceğim öğrencilere ön lisans için 2010, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22'yi çözdürürüm. Orta öğretimde yine aynı şekilde 10'dan 22'ye kadardır. Lisanslar her yıl olduğu için 17'den 24'e kadar 24'teki sınavda dahil çözebilirsiniz. Yani 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ön lisans orta öğretim 7'şer sınav 7 tane de lisans toplam 21 tane deneme çözebilirsiniz. Hocam o kadar vaktim yok ya da şunu düşünenler de olabilir. Hocam şu an 2010'daki soruları sormuyor ki 2012 gibi sormuyor ki. Evet haklısınız. Bu şekilde düşünüyorsanız da o zaman 2018'den sonraki 18-20-22 ön lisanslı orta öğretim minimum. Yine aynı şekilde 19 ya da 20'den itibarenki lisansları da çözebilirsiniz. Bu anlattığım genel hatlarıyla konuları bitirmiş olan öğrenciler içindir. Peki hocam ben konuları tam bitirmedim ama çok da az kaldı ne yapayım? Sevgili arkadaşım şunu net bir şekilde söyleyeyim. Tarihte verecek olursam artık çok net bir şekilde belirtiyorum ki biraz daha sizin için daha da iyi olsun diye işiniz kolaylaşsın diye. Bütün öğrencilerime de söyledim. Şu an koçluğunu yaptığım öğrenciler içinde konuları bitirenler de var. Konuları bitirmeyenler de var. Şu an benimle yeni başlayan öğrenciler de var. Ama hepsiyle şunu net bir şekilde söylüyorum. İnşallah sınava kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp yüksek puan aldırtacağız. Ama hepsinin ortak noktası şu. 1 Ağustos itibariyle denemelere başlayacağız diyorum. Genel deneme, branş denemesi çıkmış deneme. Bir şekilde denemelere başlanacak. Size de tavsiyem eğer ki konularını bitirmediysen bu zamana kadar da hiç deneme çözmediysen şu andan itibaren seri bir şekilde branş denemesiyle konuların eğer ki sonlarına doğru geldiysen bir arada götürmeye başlayabilirsin. Niye sonlarına doğru geldiysen diyorum. Çünkü çok çok geç kalmışsın. Şu an diyelim ki tarihte daha baştasın. E sen tarihte İslamiyet öncesini yeni görmüşsün. E gidip de 20 tane soruyu çözmeyi bekleyemezsin. Orada da doğal, doğal olarak 10-15 tane yanlışın çıktığında moralin bozulacak. Bu da seni daha da geriye götürecek performansını düşürecek. Bu yüzden eğer ki aşırı derecede baştaysan deneme zaten çözemezsin. Ama yine diyorum sınava bu kadar az kalmışken de sevgili arkadaşım ekstrem bir durum yoksa konularda geride kalmaman gerekiyor. Eğer konuların sonlarına doğru geldiysen branşla normal denemeleri daha doğrusu konuları bir arada götür. Konular bittiğinde de Konuların yerine branş denemelerini koy. Yanına genel denemeleri ekle. Artık ikili ikili ilerletmen lazım. Yani önce konu artı branş. Sonrasında ise branş artı genel deneme. Branşlar da yeteri kadar çözdüğünü onu da ekart edip eliyorsun. Genel deneme ve çıkmış sorular şeklinde götürüyorsun sevgili arkadaşım. Bunu yapman sana fazlasıyla katkı sağlayacaktır. Konuların sonlarına doğru geldiyse. Diğer bahsettiğim aşamalar zaten az önceki anlattıklarımın aynısı. Peki hocam ben bundan hiçbirini yapmadım. Konularda en başlayıp ne yapmam gerekiyor? O zaman geçmiş olsun. Tabii ki de demeyeceğiz. Yine elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Eğer ki konuların çok çok başındaysan sevgili arkadaşım. Tabii ki de genel deneme çıkmış soru ve branş deneme hepsini yeteri kadar çok fazla miktarda çözmemiz mümkün değil. Peki bu durumda ne yapacağız? Eleme yapacağız. Yani ya branş denemesini 5 tane değil de 1 tane çözeceksin. Hepsinin sayısını fazlasıyla azaltacaksın yoğunluk anlamında. Ya da branş denemelerini eleyeceksin. Genel denemelerde eleyeceksin. Çıkmış soruları çözeceksin. Bana bu ikinci dediğim daha mantıklı geliyor. Eğer ki konuların çok çok başındaysan ama hocam ben yine de deneme görmek istiyorum diyorsan lütfen gidip de genel denemelerle vakit kaybetme. Çünkü az önce de bahsettim. Orada çok fazla soru çeşitliliği var. İçinde mantıklı soru da var, mantıksız da var. Bu dolayısıyla eğer ki şu aşamadaki bir öğrencim konuların daha başındaysan senin için vakit kaybı olabilir. Kon, altını çizerek söylüyorum. Konularını bitiren için avantajdır. Vakit kaybı değildir. Her tarzda soruyu görecektir. Ama sen daha konuların çok çok başındasın. Aşırı derecede eksiğin var. O zaman sen biraz daha stratejik ilerlemek zorundasın. Peki ne yapabilirsin? Israrla diyorum çıkmış sorulara geçeceksin. Deneme çözeceksin. Az önce saydığım yılların denemelerini çözebildiğin kadar çöz. Bu durumda ne yapabilirsin? İmkanın varsa çok süratlice konuları bitir. Denemelere odaklan. Deneme analizini iyi bir şekilde yap. İkinci ihtimal olaraktan da İkisini bir arada götüreceksin. Bir yandan konu çözüp bir yandan deneme çözeceksin. Denemedeki yanlışlarına göre ilerleyeceksin. Yani sen şu an konuların çok çok başındasın çarpanları ayırmaya asla yapamıyorsun diyelim. O zaman oturup da çarpanları ayırmana gerek yok. Deneme analizini iyi bir şekilde yaparsın. Köklü sayılardan mı yanlış yapıyorsun? O zaman köklüye biraz odaklanırsın. Bu arada arkadaşlar bana bu deneme analiziyle alakalı çok fazla bir mesaj geliyor. Ama gerçekten böyle deneme analizinde zorlanıyor muyuz, zorlanmıyor muyuz? Onu da lütfen mesajlara belirtin. Hocam deneme analizine dair de video çeker misiniz? Eğer ki sayı çok olursa, yani gerçekten eksiğimiz varsa o konuyla alakalı yine elimden gelince yardımcı olurum. Deneme analizi nasıl yapmamız gerekiyor? Onunla alakalı detaylıca bilgilendirme videosu çekelim. Genel olarak anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Yine diyorum 3 ayrı gruba ayırdık. Konularını tamamen bitirenler, bitirmeye yakın olanlar ve daha konuların çok çok başında olanlar. Peki bunları neye göre gruplandırdık? 5 aşamada çalışacağız dedik. Genel çalışma, genel tekrar, branş denemeleri, genel denemeler ve çıkmış sorular diye. Her bir aşamanın da öneminden bahsettim. Umarım katkısı olmuştur. Arkadaşlar sizlerden çok küçük bir şey rica ediyorum. Bakın dediğim gibi artık videoları kendimden ziyade tamamen sizin isteklerinize, ihtiyaçlarınıza ve eksiklerinize göre çekiyorum. Yani ben sizler için bu kadar çabalıyorken her insan gibi dolayısıyla biraz daha emeğimin karşılığını görmek istiyorum. O yüzden sizden ricam videoları arkadaşlarınıza önerirseniz, gruplarınızda paylaşırsanız ya da sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız Gerçekten benim için yapabileceğiniz en iyi iyilik olmuş olur. Ben de her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğim. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bir şey olursa dediğim gibi yorumlara yazın. Çünkü o yorumlara göre video çekiyorum. Her daim yanınızdayım. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.